Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini değiştirme teklifinde bulunacak kadar cesaretlenebilen ve Kudüs'teki ümmetin emaneti olan Mescid-i Aksa üzerindeki inisiyatifini ümmeti yok sayaraktan istediği şekilde, istediği biçimde şekillendirme sevdasında olan kapitalizmin temsilcilerine karşı, küresel emperyalizme karşı duruşumuzu ortaya koymak adına bütün Türkiye'mizde ümmetin son sığınağı, ümmetin son kalesi olan Anadolu'muzun bütün köşelerinde cuma namazından sonra Müslümanların hassasiyetini ortaya koymak, Müslümanların duygularına tercüman olmak ve yaptıkları işlerden habersiz olmadığımızı, bir kayıt daha kayıt kaldığımızı zannetmesinler diye İHH'nın öncülüğünde STK'larımızın desteğiyle yapılan bu basın açıklamasına teşriflerinizden dolayı her birimize teşekkür ediyoruz. Basit bir iş değildir. Kim sayı olarak bize hor bakıyorsa bilsin ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da yola yolculuğa çıktığı zaman tek başınaydı. Ama insanlığın değişmesine, insanlığın kırılma noktasının başlamasına vesile oldu. Belki bahar bir çiçekle gelince haberi verilir ya, bir çiçek bir baharın gelmesine haberdir ya, müjdedir ya. Şu küçük karabalığın tesirini Rabbim inşallah bütün insanımızın kalbinde, bütün yeryüzünde hakim kılacaktır. Şimdi duygularımıza tercüman olsun diye Fransa'daki yapılan bu menfur ve melun Kur'an'a yönelik saldırıya dair Kudüs'teki zalimlerin, Kudüs'teki emperyalistlerin durumlarına tavrımızı, Filistinli kardeşlerimize desteğimizi açıklasınlar diye memur sen Malatya Şube Başkanımız, aynı zamanda Eğitim Birsen Şube Başkanımız Sayın Kerem Yıldırım Hocamı saygılarımla huzurlarınıza davetimi arz ediyorum. Takbir! Allahu Ekber! Takbir! Allahu Ekber! Erdal abi açayım mı? Sivil toplum kuruluşlarımızın çok değerli temsilcileri, değerli Kudüs sevdalıları, sayın basın mensupları, Kudüs'e sahip çıkıyoruz. Kur'an'a yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Lanet Kudüs ilk kıblemiz ve kırmızı çizgimizdir. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına tepki göstermek, Filistinli kardeşlerimizin düzenlediği büyük dönüş yürüyüşüne destek vermek ve büyük felaket olarak adlandırılan Nakba'nın 70. yılını protesto etmek için bütün kardeşlerimizi alanlardayız. 15 Mayıs günü büyük felaket Nakba'nın 70. yıl dönümü. 70 yıldan beri Siyonist İsrail Müslümanları kışkırtmak amacıyla Mescid-i Aksa etrafında yaşlı, genç, kadın, çocuk demeden soykırım yapıyor. Terörist İsrail ve askerleri kirli posterlarla kıble caminin içinde terör estirip ibadet eden insanlara gaz bombalarıyla ve plastik mermilerle saldırarak camide bulunan Kur'an-ı Kerimleri yerlere atıp üstlerine basarak barbarlığını diz kesmeden maalesef devam etmektedir.